güç kaybetmesi lazım. Bir telefon bağlantımız var. Önemli Gazze'den az önce Gazze'deki hastanedeki o bebeklerin durumunu anlatan bir doktor vardı. O telefon attığımızda şu anda. Sayın Mahalis, hoş geldiniz. Nedir durumdu hastanedeki son durum? Siz bir çağrıda bulunmuştunuz küvezdeki yoğun bakımdaki bebeklerle ilgili. Ya orada bir durum yol kat edebildiniz mi? Elektrik ya da yakıt bulunabildi mi hastane için? Hayır, bulunmadı. 130 bebek, bu erken yeni doğanlar. Bunlar ölüme karşı karşıya. Kaç bebekten bahsediyoruz? Oradaki yoğun bakım ünitesinde kaç bebek var? 130. 130. 130 bebek. Evet. Peki yani... Bunlar ölüme karşı karşıya olacaklar. Ve hatta bizim takip ettiğimiz bir hasta, Vafa El Baba adı vardı. O 16 yıllık infertilite bir kadın. 4 kuadriplet, yani 4 bebek, tüp bebek yapıldı. Ve biz bir ay önce ona doğum yaptırdık ve çok uzun süre ona takip ettik, onu bebekleriyle. Dün saldırıda kendisi ve bebekleriyle vefat etti rahmetli. Kocası kaldı duvar. 16 seneden sonra gittiler bebekler. 4 ikiz hayatını kaybediyor. 4 ikiz anneleriyle birlikte. Evet. Anneleriyle. Şehit oldu. Anneleriyle birlikte dün akşam, evet. Peki hasta... Çok yorulduk çünkü. Ona çok yorulduk takip etmesine. Çünkü evet. Tüm hamile boyunca bizim hastanede bayağı zar zor geçirdik onu. Ama maalesef şehit oldu. Peki hastanedeki bebeklerin durumu nedir şu anda? Siz yani hastanede misiniz? Şimdi, orada? Sağlık durumu ağır olan ayrıldığınız sağlık durumu ağır olan ya da oradan o hastaneden başka hastaneye nakil mümkün mü? Yani öyle bir durum bilmiyorum. Gazze'de yok. Var mı? Zaten Şifa Hastanesi en büyük hastane. Yani evet. O referan bir hastane. Yani tüm hastaneler ona gönderiyor komplike vakaları. Bu bebekler şimdi tek tük o bakteriyeler gündüz güneş lavhalıyla çalışıyor. Yani sabaha kadar dayanamaz bu lavhalar. Bakteriler çalışmaya bitecek. Şu anda o zaman oraya enerji kesildi, onu mu anlıyoruz? Yani sadece battaniyeyle mi ısınabiliyorlar ya da oradaki... Evet, güneş lavhalıyla o yoğun bakım. Evet. Gerçekten biz bugün umut ediyorduk akaryakıt gireceği diye, girmedi maalesef. O yüzden çok zor durumda bu bebekler. Yani İsrail bugün Refah sınır kapısından akaryakıt girişine izin vermedi. Hastanelerin ciddi bir şekilde en çok ihtiyaç duyulan şu anda en azından oradaki bebeklerin hayatta kalabilmesi için akaryakıt, hastanelerin çalışabilmesi için o da yok. Peki yani hastanede... Zaten giren yardımlar ve İsrail şartları güney bölümdeki insanlar ve hastaneler. Yani Şifa Hastanesi'ne ulaşamayacak hiçbir şey kuzeyde. Yani Refah sınır kapısından giren yardımların hiçbiri Şifa Hastanesi'ne ulaşamayacak durumda şu anda yollar itibarıyla. İzin vermiyor. Göndermeyeceksiniz. Yani bu işte soykırım devam ediyor. Hastanelere gitmemesi için. Diyor ki İsrail'in dünkü kabulünde bu Gazze Vadisi'nin ötesinde hiçbir şey göndermeyeceksiniz. Kabul etme şartı bu. Engelliyorlar. Bombalarım diyor. Bağlantıyı kesmeyeyim. Yani yapmayalım da. Buyurun. Yani nasıl engelliyorlar? Yani kuzeye geçiyor. Yani siz geçirirsiniz bombalayacağım diyor. Net bir şekilde. Bakın İsrail o kadar şımarmış, o kadar insanlık dışı bir zihniyetle yönetiliyor ki artık. Hiç kimseye hiçbir şeyi kale almıyor. Ne kadarlık yakıt kaldı şu an yani hastanede? Ne fark edecek? 3 gün kalsın, 5 gün kalsın neticede. Ne kadarlık bir yakıtımız var şu anda? Yani hastanede, Şifa Hastanesi'nde ne kadar... Şifa Hastanesi'nde birkaç saatlik yakıt tüm bölümler ulu bir halde dönecek yani. Diyaliz olsun, yoğun bakımdaki olanlar olsun, ameliyatlar dönecek. Sizeryanlar dönecek, her şey dönecek. Hayat duracak orada, enerji, elektrik gidince. Evet. Peki yakıt bittikten sonra, tabii bunun tıbbi şeyini bilmediğimiz için
Ne kadar süre daha onları tutabilir? Hocam ne fark edecek ki? Neticede o insanları zaten ölüme mahkum ediyorlar. Üç gün sürsün, bir hafta sürsün, bir şey değişecek mi? Uluslararası toplum harekete geçiyor mu? Geçmiyor. Evet, evet. Buyurun, buyurun Sayın Valiz. Şimdi yoğun bakımdaki insanlar bunlardaki dalarla bağlı. Bunlar elektrik lazım bunlara. Diyaliz olan hastaları makineye elektriksiz çalışıyor mu? Ya da ameliyat anestezi makinelerle ya da balçıl litri bilmem neleri falan hepsi elektrik lazım. Sen zaten ışık lazım ki ameliyat yapabilirsen karanlıkta ameliyat yapacak mısın? Yapılamıyor değil mi? Yani elektrik bittiği anda ölümler başlayacak tabii. Diyor anladığım kadarıyla. Tabii. Peki hastanede şu anda toplam kaç hasta var? Tahmini sizin hastanedeki hasta ve hastaneye sığınan sivil sayısı nedir? Sivil sayısı 50 bine açmış. Ama hasta sayısı çok çok fazla. Yani bizim hastane çok, çok koca, büyük bir hastane. Çok büyük bir üniversite hastane. Yani hasta sayısı tam olarak bilmiyorum ama sivil halkı onu biliyorum çünkü takip ediyoruz şeyleri tüm koridorlarla her tarafta yaygın insanlar 50 bine açmış onlar ve gerçekten yani çok vahim ve durumdalar yani. Peki yani o çevreye yönelik bombardıman sürüyor mu insanlar daha o zaman? Sürüyor. Evet. Zaten bugün Gazze'de ve hatta güney bölümlerinde çok saldırılar hiç durmadı. Yani biraz sabahleyin sakinleşti otururlar girerine kadar. Öğleden sonra çok vahşiyetle saldırılar hala devam ediyor. Hem Gazze'de hem güneyde hem ortada her taraf saldırı. Evet. Peki yani Şifa Hastanesi en büyük hastane dediniz. Diğer hastaneler tabii biraz daha küçük size göre... Oradaki durum ne? Oradaki durum daha mı vahim acaba? Yani kapanan ya da şu anda evet, hizmet veremeyen hastane var mı? Evet şimdi zaten iyi bir hastane şimdiye kadar servis dışına çıkmış. Orta Deril Balah'taki Şehadayla Aksa Hastanesi'nde şimdi Serhat Çarşısı'na bombalandı. Orada çok fazla sayı yani akşamdan sonra bombalandı oraya çok fazla. Şehit ve yaralı gitti Şehadayla-Aksa. Şehadayla-Aksa orta bir hastane. Onun kapasiteyi katlamıyor. Çok şehit oluyor. Yani ya alışık değiller bu kadar çok fazla sayı hastaya yapmaya. Yani çok zor durumdalar onlar. Bayağı şimdi çok zordular onlar. Peki tıbbi malzemenin de yardımın da sizin o bulunduğunuz noktaya gelmesine izin verilmiyor. O zaman çok ciddi bir şekilde... Hastanedeki hastaların durumu da çok tabii, kritik. Tabii. Çok komplike vakalar durumda çok tehlikedir. Yani gerçekten yani kırmızı ışıklar hepsi yandı. Yani büyük bir mazara dönüşecek Şifa Hastanesi ve çevresinde Kutup Kuzey'de. Peki yani Allah yardımcınız olsun. Umuyoruz ki bir an önce oraya tıbbi yardım da gelir. Enerji de gelir. Her şey gelir. Dualarımız sizlerle. Zaten Rafah sınırında Mısır tarafında 100 tırdan fazla bekliyor. Bugün sadece biz bekliyorduk ki o 100 tırdan fazla hepsi birden girsin. Sadece 20 tıra izin verdiler girmesi de. Diğerleri bekliyor günlerce. Peki yani birkaç saat içerisinde oradaki enerji tamamen bitecek diyorsunuz. Ne olacak peki? Evet. Yani o bebeklerin durumu ne olacak? Hepsi ölecek. Hepsi ölecek. Zaten onların yani asasi ilaçları bitti. Sürfaktan olsun ya da amino asiti, intralibidi bunların hayata bu erken doğanların bebekleri, onların ciğerleri uygunlaştırma için de ve nefes alabilmeleri için ve gıdaları, mamaları bunlar güzel şeyler için bunların hepsi bitmiş. Ve bu sabah hatta temiz su bile kalmamış bu bölümde. Ve biliyorsunuz bu çocukların direnci çok düşük, immunitesi yok. Su, temiz su olmayınca onlara enfeksiyonlara maruz kalacaklar ve sepsize maruz kalacaklar. Ve bunlar ölüme karşılıyorlar. Evet. Işıktan olmazlarsa bize ısı düşüklüğü ondan olmazlarsa bu enfeksiyonlardan ölecekler.
Ve zaten çöpler çok birikmiş Şifa Hastanesi'nde. Bombalar devam bir olduğu için belediye toplamıyor. Salgınlara karşı karşıya geleceğiz. Yani o zaman dediğiniz gibi yani bu prematüre bebek çoğu, erken doğumlar ve alması gereken ilaçların tükendiğini bu sabah itibariyle alamadıklarını, o zaman yani yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar bebekler. Tabii. Bu gerçek, bu bir gerçektir. Peki hastanede şu anda herhangi bir ameliyat yapılabiliyor mu? Yani yaralılar az önce pazar yeri vuruldu dedik o bölgede. Şimdi pazar grubu o şehirde Al-Aqsa'ya gittiler. Biz Cebaliye'den Şeyh Redvan, yani Gazze'deki olanlar şimdi yapılıyor tabii ki. Yani zaten yani az tek tük ilaçla şeyler, elektrikler olunca şey yapılıyor. Elimizde geldiği kadarıyla hatta yerde bile ameliyat yapıldı. Evet. Buyurun Eray Bey. Bir sorumuz daha olacak. Buyurun. Efendim, öncelikle büyük geçmiş olsun. Gerçekten acıyla izliyoruz. İçimiz kanayarak izliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Tabii siz oradaki hastanedesiniz ama diğer hastanelerin durumu hakkında bilginiz var mı? Hepsi kötü. Hepsi aynı şartlarda geçiyor. Yani biz diyoruz en lüks hastane Şifa Hastanesi böyle durumu. Öbür hastaneler düşünebiliyor musun? Yani öbür hastaneler sentral bir hastane değil. Yani merkezi bir hastane değil. Yani Şifa Hastanesi en merkezi hastane tüm Gazze'de. Ve durumu vahim. Öbür diğer direktlik olan ya da etraftaki olan hastaneler durumu ne olacak? Evet. Bugün yine yansıyan bazı bilgiler vardı gelen ameliyatlarla ilgili, mesela narkozun olmadığı, efendim, dezenfektanların ameliyatlarda kullanılan o steril eşyaların olmadığı yönünde, sirkeyle işte ameliyatların gerçekleştirmeye çalışıldığı. Onunla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi birkaç az sayı gelince sen tüm tedbirlerin yapabiliyorsun. Yüzlerce yaralı gelince birden tabii ki ne dezenfektan olacak, ne kuralları şey uygulayacağım. Sen sadece hayat kurtarıcı bir yöntesin. Çünkü çoğu hastalar ameliyata beklerken ölüyorlar sırada. Ameliyat olurken ölüyor çoğu hastalar diyorsunuz. Kaybediyorsunuz hastalarınızı. Tabii. Yani şimdi 100 hasta birden geliyor. Evet. 100 ameliyathane mi var? Yok. Yok. Yerde yapıyorsun, her de uyuşturucusuz yapıyorsun. Sen bir hayatını kurtarmak için, can kurtarmak için ilk yardımı yapmak için çalışıyorsun. Evet, efendim. Zaten çok fazla komplike vakalar biz istiyoruz ki rapastaneleri açılsın. Bu çok komplike vakalarımız var. Onlar dışarı bizim imkanlarımızla onlar tedavi edilmez. Onlar diğer ülkelere gitmeleri lazım. Ve rapastaneleri daha kapalı. Soktular o 20 tırı, bir şey sokulmadı. Efendim. Ve ekipler 15 günden beri gece gündüz devamlı çalışıyorlar. Tabii ki insan yoruluyor artık. Ay. İyi misiniz? Evet, çevremizde saldırı çok. Nerede tam şu an, neredesiniz? Hastanede. Ben evdeyim. Ay. Ay. Bölgesi mi bana ne? Hadi hanım, iyi misiniz? O bölgeye saldırı oldu herhalde. Evet, tüm bölgenin saldırı altındayım. Allah'ım yarabbi, Allah bizi korusun. İyi, keselim. Yarabbi. Kendini koruması keselim lazım, keselim bağlan. Ay, gerçekten cehennem içerisindeyim. Eğer kesmemiz gerekiyorsa, daha güvenli bir yere gitip geçmeniz gerekiyorsa hiç, kapatabiliriz. Hiç. Tamam, hiçbir güvenli bir yer yok. Tamam, kapatıyorsun. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Evet, soykırım devam ediyor. Canlı yayında soykırım ya. Soykırım. Hayır, yani sadece bu kadar şey, katletmek yani. Soykırım değil, ölecekleri şartlar altında yaşamaya zorlamak da soykırım. Ya Auschwitz denen kampın çok daha büyüğünü şu an Gazze'de yaşıyor. Evet, Gazze'de görüyoruz. 2,5 milyon insan, ben bir şey soracaktım. Bu çocuklar sabah ölmüş olacaklar. Evet.
Bakın bu Orhan Sen, ben öyle yüzlercesi, yüzlercesi öyle bugün olacak. 130 çocuk. Çiçeğin, böceğin, kuşun peşinde koşan o hani sınır tanımayan doktorlar, ne bileyim dünyada böyle işte... Türk Tabipler Birliği. Türk Tabipler Birliği. Yani çıkmadı. Neyse yani efendime söyleyeyim işte dünyada Kızıl Haçlı, bir sürü sağlık teşkilatı NGO, falan. Yani onlarca, NGO'lar, yüzlerce. Neredesiniz hani sınır tanımıyordunuz siz? Hani Gazze'ye gelince mi sınırlarınızı, sınırlar olduğunu hatırladım. Belki, belki ses çıkarıyorlar fakat sesleri yansımıyor. Yani onların efendim, yine bakın, hocam, önemlice bir kısmının da duyarlı olduğunu biliyoruz. Küresel dünyada yaşıyoruz. Yani bir tanesi bir şey yapsa orada, bir gram bir iyilik yapsa biz onu artık buradan öğrenebiliriz. Raporları çıkıyor, ben onları okuyorum. Yani hepsini suçlamak yanlış fakat büyükçe bir kısmı maalesef hükümetlerin yönlendirmesi altında. Bu şeyi kısaca bitirelim isterseniz, bu garantör yani durumunu. Gazze'nin içinde, şu, Gazze'nin içindeki uluslararası herhangi bir yardım kuruluşu var mı? Sağlık kuruluşu var mı? Yabancı örgütlerin ancak Filistinli Gazze'li elemanları kaldı. Bir tane yabancı kaldı. Yani işte kaldı. Güvenlik sebebiyle de olabilir. Güvenlik, sen zaten hani güvenlik için milletin yanında duruyorsun. Ha niye başka bölgelerde bağıra çağıra işte burada bir şeyler ya oluyor, anlatıyoruz şimdi da. Öyle bir şey ki, Gazze mesela, niye ölsün? Başka savaşlarda gidip bizi vurmayın, bakın buradayız, asla da ayrılmayacağız diyen bir sürü STK gördük. Evet, NGO. Ne, evet. Niye Filistin davasında çünkü bu STK'lar yok? O devlet yani o yüzden güvenlik vermiyor. Bahanesi değil. STK'lar bugünler içindir. Ya Kızıl Haç, Kızıl Haç. Nerede? Her yerinde merkezi kuruyor ve ben buradayım diyor. Hatta zorla da olsa doktorları içeri sokuyor. Evet. Yani gayri resmi yollarda doktor sokma hakkı var Kızıl Haç'ın. Yani öyle bir izin bekleme de nerede durmuyor. Şimdi burada? Yok maalesef. Yani yok maalesef. Dolayısıyla ancak bakın Filistinli bu nasıl bir işti ya? Ben... Ya işin bir de bu boyutuna da ben dikkat çekmek istiyorum. Elbette hani buyurun hepsini suçlamayalım. Mutlaka işlerinde şimdi hani ben, bu isteyen vardır ama artık şimdi ama STK demek STK demek aksiyon demektir. STK demek böyle zor daranlarda insanlığı kurtarmak demektir. Sivil toplum kuruluşu bu. Gidip orada niye direnmiyorlar İsrail? Biz buradayız, ayrılmıyor. Bizi öldürecek, bu çocukları öldüreceksen bizi de öldür. Niye demiyorlar? Ya şimdi bakın bu çifte standartlığı görmesi lazım dünyanın yani. Ondan sonra çiçeğin böceğin peşinde koşup bir tane bilmem ne için kendilerini paralayanlar nerede? İnsanlık ölüyor burada. Buyurun. Evet, karetta için falan. Ya işte evet. Neyse yani. Tabii onlar da önemli. Onlar önemsiz demiyorum. Peki bu 130 tane çocuk onlardan daha mı az önemli? Evet. Burada ölen binlerce insanlar onlardan daha mı az önemli? Yani şu anda bu hastanede enerji kesilmiş durumda ve az önce... Yazık şimdi yani. Doktor, bakın saatleri sayıyoruz ki, bu çocuklar ne zaman ölecek diye. Şu anda bunların diye. Vücut sıcaklığını sadece battaniye koyuyor. Ya bir şey söyleyeyim soracağım da. Böyle yani bu bir ya büyük onlara göre, yani. Bu drama bu drama artık Gazze'liler bir şey sayamıyor yani. Onlara göre Gazze'lileri insan olarak görmüyorlar. Kendileri i̇şte haricinde ben de onu hiç kimseyi ondan insan olarak görmüyorlar. Sınır tanımayan doktorlar öyle de. Neredesiniz kardeşim? Dünyada İsrail'in yönlendirmesiyle. Ya bir parantezle bir örnek hatırlatayım. İki Fransız doktor çıktı, ne dedi pandemi sürecinde? Afrikalıları kobay yapalım, şey yapalım. Kendileri dışında hiç kimseyi insan olarak görmeyen bir o büyük şairin dediği, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavarla evet. Mücadele ediyor. Bu bir canavar. Bunlar insan değil. Hani şey gibi, ben dün de yine burada bu tanımı yaptım. Aynı şey gibi bakın, ben hayatımda ilk defa bu kadar yorum yapmakta zorlandığım bir süreç yaşıyorum. Çünkü bakın terör eylemini bile teröristin hangi motivasyonla hareket ettiğini anlayarak yorumlayabiliyoruz. Analizini yapıyoruz. Bunu anlayamıyoruz. Bizim ne insani tarihimiz, ne Türk medeniyet tarihi, ne İslam tarihi bize bunu yorumlayabilecek, anlayabilecek bir şey vermedi çünkü. Biz böyle bir şey görmedik çünkü. Evet. Aynen şey gibi, hani filmlerde bir yaratık çıkar, ilk başta nasıl yeneceğini bilmezsin. Onun gibiler. O yüzden insani yaklaşmıyorlar. Yani. Gel, ben tekrar buraya gelmek istiyorum. Ben buradan çıkamıyorum şu anda. Yani çıkılacak gibi değil ki. Ama çıkamıyorsun maalesef. No. Hayır yani bu akşam bu 130 bebek ölecek sabah. Yani 130 bebek. Ne diyor doktorlar? Yani 130 olacak, 1300 olacak. 1300 olsun. Evet. Yani şimdi ve dünyadaki hiçbir güç. Burada 130 tane var. Hiçbir güç Orhan buna müdahale edemiyor. Diğer hastanelerdekiler tamam, ne oluyor? Yani bu bizim gördüğümüz ve bunu şu anda. Bunu 10'la çarpın, 20'le çarpın. Canlı yayında şahitlik ettik. Burada bu doktorların. 100'le çarpın. 100'le çarpın. Doktor, yani bu çocukların doktoru yani az önce. Yani o sınır tanımayan bilmem ne örgütleri Gazze sınırını tanıyorlarmış ne yani. Ne dedi doktor hanım? Elektrik kesildiği anda öleceklerdi. Ya doktoru vuruyor ya. Bakar mısınız yani? Böyle bizden bir, ayrılmak böyle bir canilik kaldı. Olur mu ya? Yani insanlığa kendini adamış doktoru öldürüyor ya. Bakar mısınız ya? Daha insanlığın sözün bittiği yerdeyiz vallahi yani. Evet.
Öte yandan doktor hanımla arkadaşlar en azından durumunun nasıl olduğunu öğrenmek için arıyorlar. Umuyoruz ki iyidir kendisi. O bombardımanla ilgili de bombardıman bilgi... sanıyorum çok yakınlarına düştü ki ya o çünkü bir ya doktor hanımın yanına düşmüştür. Başkasının üstüne düşmüştür. Evet. Komşusunun üstüne düşmüştür. İki bilgi geldi. Biz bir bilgi açtık. İrfan hocam sizi alabilirim birazdan. Az önce Kassam Tugayların sözcüsü dedi ki dün iki tane Amerikan vatandaşı serbest bıraktılar ya. Biz dedik ki iki tane yaşlı İsrail vatandaşı var yanımızda. Sağlık durumları iyi değil. İnsani açısından biz hiçbir şey karşılığında bir şey istemiyoruz. Bunları alın. Netanyahu hükümeti istemiyorum diyor. Bu resmi bir açıklama geldi az önce. İsimleri, kimlik numaraları dahi verdiler. Resimleri de koydular. Bakın bunlar yaşlı insanlar. Biz yanlışla alındı bunlar. Çünkü biliyorsunuz bazı esirler Hamas'ın veya Kassam Tugayların değil... her taraf açılınca normal vatandaş dahi girdi ve hata yapıldı orada. Bunlar diyor ki biz iade etmek istiyoruz. Netanyahu istemiyorum diyor. Bakın. Ya. Ne dedi Netanyahu ve tüm ekibi? Yaşlılar kaçırdılar. Ya. Ya biz sana teslim etmek istiyoruz. Sen ise ikincisi maalesef az önce İsrail İşgal Ordusu açıklama yapmış. Şu ülkeli vatandaşı askerlerimiz kaçırıldı diyor. Maalesef içlerinde 3 Türk vatandaşı ordu mensubu var. Çifte vatandaş olanlar var ya, ben buradan açıkçası bir Filistin olarak söylüyorum. Bir insan olarak söylüyorum. Bu katliama parmağı olan, çünkü bazıları şu anda açık açık sosyal medyaya da ülkeme ulaştım, orduma gidiyorum diyor ya. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir çağrımızdır. Bununla ilgili DAEŞ üyesi olanlara ne yasal bir yaptırım varsa... Bunlar aynı yapılması. Bunun zaten yasal yasada çerçevesi var. Bunun, ben ona bakıyorum. Biliyorum zaten onu. Şey olur ama yani. Türk milletinin tavrı zaten belli. Başka bir ülkenin ordusunda savaşanlar. Türk milletinin tavrı zaten belli. Gereken yapılır işte zaten. Bunu, ama bu sefer görmesi, evet. İsrail bunu görmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bakın bunlar artık o kadar şımarıldılar ki. Ya adam DAEŞ nedir? DAEŞ evet. Dünyanın her tarafında dini adı altında gençleri toplayan. İsrail devletin ordusunda ne var? Lone soldier dedikleri yalnız asker. Bunlar nedir? Gönüllü olarak İsrail'e gelen askerler diyor. Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Latin Amerika'dan Yahudi olduğu için, Sünni zihniyet taşıyan bir Yahudi olduğu için gelip Filistin'i öldürmek için gönüllü oluyorlar. Bir de hocamın söylediği Oslo ile ilgili bir cümlem de var. Aslında İshak Çamir, Likud Partisi'nin o dönemki başkanı ve 48'den önce aranan listesinde olan İshak Çamir Madrid anlaşmasına, Madrid görüşmelerine gittiydi İsrail işgal devletin heyetin başında ve bir cümle sarf etti. Çünkü muhalifler niye gidiyorsun dediler. 30 sene oturacağız, Filistinler hiçbir şey vermeyeceğim, merak etmeyin diyor. Bakın yani bunu işte yapıp ondan sonra vazgeçerler değil. Aslında giderken niyetleri bir şey verme evet. değil. Sadece dünyayı oyalamak istediler. Ve 30 sene boyunca ne yaptılar? Yerleşim dedikleri Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasında hırsızlar ve işgalcilerin yerleştiği bölgelerin o zamanki oranıyla bugün 10'a katladılar. Yani barış süreci içerisinde işgalleri 10'a katladılar Batşeria'da. Batşeria artık bir şehir yok. Batşeria'da artık bir Filistin. Çünkü sürekli şunu söylüyor işte Hamas terör örgütü. Varsayalım doğru. Batşeria'da kim var? Seninle anlaşan, seninle masaya oturmuş, tavizlerin tamamını vermiş bir Mahmut Abbas ve rejim yönetimi var. Ne yapıyorsun sen? Onlara niye saldırıyorsun o zaman? Orayı paramparça ettiler. Yasir Arafat'a ne yaptı İsrail İşgal Devleti? İsrail İşgal Devleti bakın. Bu Sünni zihniyeti tarih boyunca Mısır'la yaptığı anlaşmaya sadık kalmadı. Ürdün'le yaptığı anlaşmaya sadık kalmadı. Filistin'le yaptığı anlaşmaya sadık kalmadı. Emin olun hiçbir ülke Amerika ile olan bakın Amerika'nın tek müttefiki İsrail ya diyoruz. Yılda bir en azından İsrail'in ajanı olup Amerika'da çalışan ajanlar yakalanıyor. Amerika'ya karşı İsrail lehine. Ya bakın en yakın dostu diyoruz ya ama sürekli hatta birisi var ki 50 sene içeride kaldı. Tutuklandı çünkü İsrail için çok önemli üst derece diyebileceğimiz üst gizlilik. Artık gerek kalmadı. Biden kabinesinin tamamı İsrail ajanı zaten. Bitti. Aynen öyle. Bu sefer artık, öyle oldu. Artık öyle bir şey olmaz merak etmeyin yani. Onun için bu katliamları yapan zaten yıllardır İsrail İşgal Devleti kurulmadan önce de aynı zihniyetti. Ve bunlar devam ediyor. Yani bu 130 bebekten bahsediyoruz. Ben de size
yüzlerce Filistin'in evinde yaşlısı, çocuğu, bebeği hiçbir Bakın çok enteresan haberler geliyor. Yani inanamazsınız bak Orhan Salih söylüyorum. Yani anestezi uzmanları gelen yaralıları anestezi ilaç yani uyuşturucu ilacı olmadığı için hani ağrı kesici ilacı canlı canlı diri diri ameliyat ediyorlarmış ya. Evet. Yani yaraları bir tane daha söyleyeyim. Yaraları temizlemek için oksijenli su falan kalmadığı için sirkeyle suyu karıştırıp sürüyorlar ya. Hangi orta çağ bile geçti bu iş yani. Daha büyüğünü söyleyeyim. Şu ana kadar uzman doktor, şehit edilen uzman doktor sayısı 15. Ya. Ailesi öldürülen, bakın kendisini yakalamadıklarında ailesini öldürüyorlar. Yani Gazze'nin en meşhur ve en iyi patoloji uzmanı şehit edildi geçen 2-3 gün önce. Cerrahlar, 7-8 cerrah şehit edildi. Çocuk uzmanları kasten aileleriyle birlikte şehit ediliyorlar. Öyle bilmedikleri ya da farklı bir yerde değil. Bunu hedef kasten olarak, yapıyorlar. Kasten. Çünkü şu anda hastanelerde ekip de gittikçe azalıyor. Ya bu hanımefendi Allah korusun inşallah sağ salim çıkar. O da bir kadın doğum uzmanı. Evet haber alamıyoruz. Siz düşünün Allah korusun buna bir şey olursa. Ben bir şey söyleyeceğim. Senin ekibinden bir kişi. O şu andaki ekipler sayısı. Ehli hastanesinde ben oradaki doktorları tanıyorum. Ehli hastanesinde tek bir cerrah vardı. Tüm hastanede. Bütün ameliyatları tek başına yapıyor. Gece gündüz diyor ki bir saat yatıyorum, bir yemek yiyorum, ameliyat sırasında yemeğimi yiyorum diyor, sürekli şey yapıyorum diyor. Ameliyat ettiriyorum, başka çarem yok diyor. Yani orta çağ karanlığından beter bir zulüm altında var. Yani. Bunu bilelim yani da, ve tarihe not düşsün bu. Yanıt niteliği anlamda söylemiyorum. O az önce söylediniz ya 3 tane çifte vatandaş meselesi. Şimdi orada çözüm 3 kişinin, 5 kişinin falan elbette ki bunlara karşı da ki sadece Türkiye'de değil. Başka birçok yerde benzer hep şeyler Amerikan var. Yüzlercesi, ek olarak, binlercesi var. Şimdi aynı reaksiyonu şeyden de bekleriz. İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden de beklenir. Esas mesele şu. Bir araya gelebiliyormuş. Bir araya gelirsek kimse zaten gidemez artık. Yani bilinç altında korku. Yani bugün İsrail'in, işte Filistin'in komşularının, şimdi mesela bakın en basit örneği. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti ısrarla az önce hocamızla birazdan belki konuşacaksınız. Zaman kalırsa. Garantörlük meselesi. Bakın ben bu tanımı yapıyorum. Kıbrıs'ın, Kıbrıs Türkü'nün Türkiye'si vardı. Niye garantördü? Ve belki Rumlar İsrail'in Filistin'e yaptığının aynısını yapacaklar. Bin ki başlamışlardı veya daha fazlasını yapacaklar. Eğer Türkiye'nin garantörü olmasaydı Türkiye garantör olduğu için Kıbrıs Türk'ü o acıyı çekmedi. Türk soydaşlarımız var ya Gazze'nin bin beterini çekeceklerdi. İşte İslam dünyasının da bu atağı artık göstermesi lazım. Başta Filistin'in komşuları olmak üzere Arap dünyası, İslam dünyası, Türk, İran olmak üzere bütün İslam dünyası, bütün insanlık ama esasında İslam dünyasının başlangıç adımını onu atması lazım. Komşuları başta olmak üzere. İşte bu cesaret. O zaman o 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi zaten önemli. Ben Sayın Demirtaş'tan şahsen şey anlamda bunu söylemiyorum. Sayın o örnek rahmetli üzerinden gideyim dedim. Yani o örnek üzerinden zaten bu birlikteliği gösterdiğimiz anda İsrail ordusuna kimse katılmaya cesaret edemez. Çünkü aynen şeye benzer. Nazi ordularına 1945'te artık kimse katılmaya cesaret edemediyse İsrail ordularına da kimse katılmaya cesaret edemez. Bakın ben Sayın Denktaş'tan şahsen karşı bir görüşmede bir ziyaret etti kendilerine. Şunu söyledi. Yasir Arafat'la Birleşmiş Milletler'de gelip konuşması yaptığı gün diyor koridorlarda karşılaştım diyor. Şu cümleyi söyledi bana. Şükür edin ki arkanızda Türkiye var dedi. Tabii. Bizim arkamızda kimse yok. Tabii. Mesele bu. Filistin yalnız bırakın. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye, yani Filistin gerçek komşusu bugün bakın, olsaydı, bugün Türkiye Ürdün, Filistin'in ya, komşusu olsaydı bugün Filistin'de çok şey yapardı. Ya bakın Ürdün dediğiniz ülke %55-60'ı Filistin asıllı. Tabii. Dün Ürdün ordusu tankları, zırhlı araçları sınırdan 3 kilometre içeride dizdi millet oraya yaklaşmasın diye. Ya bırak gitsinler ne olacak? Tabii. Öleceklerse kendileri bilecek, bilerek zaten gidiyorlar. Şehit olmaya gidiyorlar. Gazze'ye en azından bir arkadaşın söylediği gibi en azından Gazze'ye gidebilecek bir tankı buraya çekebilirler. Tabii. Ya bu en azından o İsrail ordusunun gücünü az da olsa dağıtabilirler. Tabii. Engelliyor. Hatta en son gerçek mermi açmayla tehdit etmişler. Mısır diyorsanız tamam İsrail bombalıyor. Ya Mısırlı NGO'ların yani STK'lı diyor ki ya bizi bırakın.
Asıl yapmaları gereken şey bu. Bizi bırakın, biz gireceğiz, bombalasın. Mısırlı sizi insan hakkı, insan peki? Sivil. Neden bırakmıyor? Bahanesi işte İsrail izin vermiyor. Ya İsrail izin vermeyecek zaten. Sen niye İsrail iznini bekleyeceksin? Diyeceksin kardeşim ben sorumluluk almıyorum ha. İsteyen girsin. O zaman binlerce, bak bir değil, iki tır değil. Binlerce tır, binlerce Mısırlı, binlerce tabii. Türkiye'den gitmiş ya da başka ülkeden gitmiş Müslümanlar, insanlar o tırları binip girer. Ben bugün kalkıp hazırım. Şu anda Mısır'a gir, Mısır'ın bize böyle bir izin verirse ben hazırım. Bir tır, ben ilk tırı ben alırım. Vuracaksa vursun ya. İsrail bin, özellikle yurt dışından gelmiş. Farklı ülkelerden. Ben onu doktorlara da çağrı yaptım dün. Dedim ki bakın Türk doktorları. İşte ben Türkler, Türk Tabipler Odası'na bastım. Farklı bir STK özel işte farklı oluşumlarla konuştum. Bakın gidin Mısır sınırına kadar, Filistin, Gazze sınırına kadar gidin. Giremeyebilirsiniz ama siz orada olduğunuzu gösterin ki İsrail şunu görsün. Artık Gazze'ler yalnız değil. Türkiye'den, Avrupa'dan. Ya çok önemli bir çağrı. Bakın. Ciddi bir, bu ciddi bir tepki. Az önce Kızılhaç meselesini söylediniz, ne kadar önemli. Orada meslektaşları şu an hayatını kaybediyor. Hayatını kaybediyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi tam biz bunları konuşurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir mesaj yayınladı. Gazze yardım amacıyla Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak ilaç, tıbbi malzemelerle birlikte yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzman doktordan oluşan bir hekim. Çok güzel. Hekim bunu söylüyoruz. Niye biliyor